7 ve 8. Hepiniz bildik. Oh. Ağzı da açık bunun. Hem ağzı açık. Oh, bayağı da açık götürdü. Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve hayatıma hoş geldiniz. Evet, havalar güzeldi. Bahar geldi. Fındığa gübre atmamız gerekiyor. Aslında ben birazcık geciktim. Tek olduğum için uğraşmak zor oluyor. Sadece pazar ve pazartesi günleri izinliyim. O günler uğraşabiliyorum. Bugün pazar. Bugün bir 8 çuval gübremi atacağım. Nasip olursa. 8 çuval da yarın atmayı düşünüyorum. İşte bakalım. Birazcık yorucu olacak ama olsun. Babam birazcık rahatsız, o yüzden ben tek başına atmaya çalışacağım. İnşallah 2 günde bitirebilirim. Birazcık yorulacağım ama olsun. Gördüğünüz üzere çok kötü battık. Aslında planladığım şey bu değildi. Ama şu an kendime inanılmaz yük. Yük bindi yani. Şuraya bakar boşu boşuna açtık ha. Yani kendi kendimize şey yaptık. Yani hem küt gitti buradaki küt. Boşu boşuna. Pinler taktı, pinler. Pinleri taksam ne olacak ki? Hiç şunu çıkar mı ki?
gelsin diye gelebilirsin. Biliyor. Yok, geri geri de gelmiyor. Taş varken de çıkmıyor ki. Taşı çıkarttım. Çıkartma şurayı. Buraya sürme, niye altına sürüyorsun ya? Tam suyun olduğu yere gidiyorsun yani. Kenardan öbür taraftan geçeceksin bahçede. Ne bileyim ben batacağını. Hiç de aklıma gelmedi. Bir şey yok ki, öbür tarafı gitmiyor. Boşaltacağım ya. Boşaltınca çıkacağını tahmin etme. Boşaltıp çıkar ya. Niye çıkmayacak? Boş dürtü niye çıkmasın ya? Kadına yaptın mı, bir şey getiremiyor ki. He? Kadına yaptın mı, gitmiyor ki. Boş oldun mu, vatandaş yapmaz o. Yapmayacak öyle mi? Yapacağız bakalım. Ben de orada batarsan diye yatıyordum. Burası hiç. Ya ben de fazla da koymadım. 8 çuval koydum. Dedim bugün 8'ini atarız. Yarın öğleden sonra 8'ini atarız.
Kafa atmaz mı? Bir tane olunca mecbur ateş edemez. Çıkartamadın mı? Çıkıyor ki. Kaldırsan, Ruhi'den de kaldırsan, kaldır onu, çıkarır. Neyi kaldırayım? Arkayı. Kalın şeye atsın. Uzun gene. Felaket yoruldu. Felaket.
gübremizi de 8 çuval gübremizi çektik. Ve şimdi yavaş yavaş atmamız gerekiyor. Birazcık saat geç oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yolumuzu görüyorsunuz. Allah'tan buralar yine de o kadar çamur değil de buralardan rahat çıktım. Şimdi bayağı bir efor sarf ettim. Şimdi sıra gübre atmada. Onu da hayırlısıyla bitirebilirsek akşama ahıra gireceğiz. Hayvanlarımızı bakmaya. Evet, akşam hava kararmadan önce köyde işlerimiz bitmiyor. Şimdi sıra gübre atmada. Dört bir yanına döküyorum. Ortalama bir çuvalı iki sıraya dökmeye hedefliyorum. Yaklaşık 16 çuvalım var. Burada da 28 sıram var. Ortalama yettirmeye çalışacağım. İnşallah bu akşam 4 çuvalına dökebilirsem benim için kar. Yarın artık Allah kerim, havanın durumuna göre işimize devam edelim.
Arkadaşlar bugün beraber sizlerle fındıklarımıza gübre attık. 20'ye 20 gübremiz. Umarım güzel, verimli bir sezon geçiririz. Aslında babamın demesine göre eğer Mayıs ayında bir daha tekrar kontrol edeceğiz. Fındıklarımızda verim yüksekse ona istinaden tekrardan gübre atmayı planlıyoruz. Ben bu hafta sizlerle 8 çuval attım. Onu paylaşmak istedim. Birazcık yorucu oldu. Gördüğünüz üzere tırtırla bayağı bir cebelleştim. Orada kalması bütün enerjimi tüketti. Aslında planım 2 günde bitirmekti ama mecburen önümüzdeki haftaya da sarttı. Ama ben kendi atmış oldum kısmı sizlerle paylaşmak istedim. Önümüzdeki hafta ise erkek kardeşim gelecek. Onun enerjisinden faydalanmak istiyorum diye geri kalan 8 çuvalı beraber atmayı planlıyorum. Onun dışında başka işlerim de var onunla. Onun bütün gücünü, enerjisini kullanıp sonra İstanbul'a göndermeyi planlıyorum. Ya bir insan bir insandır diyorum her zaman için. Tek başına belli bir yere kadar yapabiliyorsun. Ama yanında bir insan daha oldu mu her şey daha güzel oluyor, daha süper oluyor. En azından paylaşımların oluyor. En azından beraber işte bir çivi çakarken bile onun faydasını hissedebiliyorsunuz. Bunun eksikliğini yaşayan biri olarak bunu size dile getirmek istedim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.